Herkese merhaba arkadaşlar. Gene Temettü hissesiyle devam ediyoruz. Bugün Türk Telekom hissesini inceleyeceğiz. Yani naçizane kendi görüşlerimizi, kendi biliyorsunuz Blogspot'taki sorularımızla devam eden süreçten bakalım nedir ne değildir o şekilde bir bahsedeceğiz. Biliyorsunuz nasıl yaptığımızı binsclub.blogspot.com'da bunu yapıyoruz. Türk Telekom hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Temettü Şampiyonlar Ligi diyeyim yani ben. Artık öyle söyleyeyim. O hisselerden bir tanesi olduğunu düşündüğüm için, böyle defterimde tuttuğum için, yani al sat tut tavsiyesi olarak değil de hani böyle bir liste yapmıştım. Bundan da oldukça zamandır 20-25 yayındır falan bahsediyorum. Onlardan bir tanesi olan Türk Telekom'dan bahsediyorum. Geçmeden önce abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Binler Kulübü ailesine katılmanızı istiyorum. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmanızı, zil bildirimlerini açmanızı, bir de yani teşekkür nokta ya da eleştirel bir şey de olabilir, fark etmez. En ufak yorumlarınızı da merak ediyorum. Özellikle birbirimizi bilinçlendireceğimiz konulardaki yorumlarınızı çokça merak ediyorum arkadaşlar. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca açıklamadaki linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Şimdi zaten ufaktan Twitter vesaire onları da hızlıca göstereceğim. Hadi hisseye geçelim. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Twitter hesabım burası benim. Devrik cümlenin de içinden geçtim. Burası benim Twitter hesabım arkadaşlar. Burada elimden geldiğince paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Telegram tarafında da burada ve Telegram'da da aynı şekilde. Telegram'da ilerleyen zamanlarda biraz daha kalabalıklaşalım arkadaşlar. Biraz da oturtalım. Yani şu rally vesaire geliyor. Bunlar da şu anda yukarıya doğru gittiğini düşündüğümüz için çokça böyle bazı temettü hisselerine falan odaklanmış durumdayız. Yani elimizden geldiğince bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama kelepir ya da ne bileyim işte halka arzlarda vesaire uygun gördüğümüz olduğunda, ya işte bu da alınır dediğimiz hisseler olursa mutlaka sizinle paylaşıyor oluruz. Yatırım tavsiyesi niteliği değil, hani takip edin başlığı altında bu olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. O sebeple sakın yanlış anlaşılmasın. Zaten videonun başında olduğumuz için de şunu da söyleyeyim. Burada paylaşılanlar kendime not şeklindedir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Telegram tarafında da al sat tut tavsiyesi vermeyeceğiz. Ama bu hisseyi takip edin. Girmek isteyen arkadaşlar alım pozisyonu için stratejinizi burada bir deneyebilirsiniz. Burada belki başlatabilirsiniz ya da fark etmediyseniz bir de bu açıdan bakın deyip hani o perspektifte size göstermeye çalışacağımız bir pozisyon olacak. Twitter hesabında ben tekil yazıyorum. Telegram tarafında belli analizlerden geçtikten sonra ya da bazı hoşumuza giden kopyala yapıştır haberlerden bahsetmiş oluyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 soruyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz ne? Hisse senedi ucuz mu? Binsclub.blogspot.com'da bu yayını görebilirsiniz. Hisse senedi ucuz mu? Bunun için iş yatırımı sitesine gidiyoruz arkadaşlar. İş yatırımı sitesinde iletişim alt sekmesinde bu. Finansal oranlara geliyoruz. Burada piyasa değeri bölü defter değerini küçükten büyüğe sıralıyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Türk Telekom 3.3 piyasa değeri bölü defter değerinde ama 2.12'de sektör ortalaması var. Yani pahalı geliyor arkadaşlar. 6.9'da FK değeri 8.69. Yani birinci sorunun birinci etabında pahalı gelirken diğer etabında ucuz geldi. Ben buna şöyle bakıyorum arkadaşlar. Burada zaten bir çok aşağıda var, bir çok yukarıda var. Ortalama bir değer gibi düşünüyorum. Arada bir değer gibi düşünüyorum. Zaten şu ikisi skalayı belirlediğini düşünüyorum. Ve diyorum ki hani bu burada kurtarabilir. Burada da şu çok düşük, gene bu çok yüksek. Bu da ortalama olduğunu düşünüyorum. Ve ortalamanın da altında olduğunu görünce diyorum ki ben buraya olumlu bakabilirim yani. Bu fiyat normal gibi. Zaten endüstri tarafında da birazdan investing'de bakacağız. Kendi endüstrisini hani sağ tarafta HBK'larda falan kendi değerlerini vermişler. Ama biz halk yatırımın tarafından da bakacağız. Şimdi birinci soru için ben olumlu diyebilirim arkadaşlar. İkinci soru büyüyen bir şirket mi? Büyüyen bir şirketse ne yapıyorduk? Investing'e gidiyorduk. Türk Telekom yazıyoruz. Investing'e giriyoruz. Bu arada diğer hisselere de baktım buradaki. İşte Kront, Turkcell, Mobtel. Hani Turkcell'e zaten bakmıştık. Turkcell'in yayınını açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Kront'a da baktık. Burada şeyler, endüstrileri muhtemelen farklı olduğu için investing bunları ayrıştıramıyor mu ne yapıyor bilmiyorum ama burada birebir aynısını koyuyor. Birebir aynısını, yani domine ettiğini düşündüğüm
bence domine ettiğinden kaynaklı yani bu endüstride domine etmesiyle alakalı onun değerlerini koyuyor. Önemli değil bizim için. 5 yıllık YBK büyümesine ayrıca bakarız. Burada belirtmemiş ama şu değerler bana ortalama geliyor arkadaşlar. Satış büyümesi pozitif, sermaye harcama büyümesi de pozitif. Sadece şu birinci değer negatif olması burayı biraz olumsuzlaştırıyor ama olsun fark etmez. Biz halk yatırımın içerisinde şurada Türk Telekom kantitatif analiz var 0306-2022 diye. Buradan aşağı doğru indiğiniz zaman PDF açılıyor. Blokta da zaten yazıyorum bunları. Geçmiş dönemlere göre HBK var. FK da zaten şeyden inmiş. Allahu Ekber dağlarından inmiş. Baksana bu nereden gelmiş böyle. Neyse aşağılarda falan onu geçiyoruz arkadaşlar. FK hafif dalgalanıyor ortalama seyrinde. Yaklaşık işte 3 senedir de değişmiyor. 2019'da da birazdan temettü vermediğini göreceğiz arkadaşlar. 2022-03 ile 2021-03 arasında hemen hemen aynı arkadaşlar. HBK biraz daha sanki hafif yukarı doğru. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şöyle yukarıya doğru biraz daha çıkmış arkadaşlar. Hafif böyle bir yukarıya doğru esnemiş. Onun dışında şey FK pardon özür diliyorum. HBK burada. 1.2 diyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aynı dönemin baktığın zaman yukarıya doğru üstüne doğru çıkmış. Burada da aynı bir esneme durumu söz konusu. Yani HBK'da aynı döneme göre geçen sene aynı döneme göre bir gelişim söz konusu. Ama geçtiğimiz döneme göre de bir düşüş söz konusu. O yüzden bunu arkadaşlar ne tür değerlendirebiliriz? Şurada da şahsi görüşüm yani. Buradaki negatiflik ve diğer pozitiflik hemen hemen ortalama. Ya bana düşük. Hani bunlar düşük mü yüksek mi derseniz işte bir sektör ortalamasına göre bakamadığımız için bir endüstri ortalamasına göre bakamadığımızdan biraz havada ama pozitif olması şu iki satış büyümesi ve sermaye harcama büyümesinde pozitif yönde olması ben olumlu baktım. Totalde baktığım zaman yani nötrün bir tık üstü diyebilirim bu soru için. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Şirket iyi yönetiliyor mu? Burada da halk yatırıma gidiyoruz arkadaşlar. Yukarıda işte ROE değeri var. Öz sermaye karlılığı 45.71. FK'sı 7.05. Burada öyle gözüküyor. Diğerinin 6.9 gözüküyor da. Temettü çok yüksek. Momentum çok yüksek. Bak net kar büyüme oranında patlamış. Demek ki açıkladığı kar oranında ciddi bir düşüş var. Yarı yarıya'dan fazla yani. Endekse nasıl gidiyor? Bakalım arkadaşlar. Yani bu kısımda biz öz sermaye karlılığına bakıyoruz ama şunu düşürmüş olması da hoş gözükmedi. Yani tamam iyi yönetiliyorsun eyvallah ama yani bu ne baba yani? Bu neden kaynaklanıyor? Bilen varsa yaz. Endeksin altında seyrettikten sonra bir ara üstüne çıkmış üstüne sonra tekrar en ufak bir düşüşte aşağı doğru çakılmış. Sonra ince bir yükselişte tekrar üstüne çıkmış ve rallide koparan taraf olmuş. Şimdi endeks rally yaparsa rallilerde ve yükselişlerde o da üzerinde seyrettiğini düşünürsek tekrar aynı tepe değerine ulaşır mı? Buralar önemli. Ulaşır mı? Yani zaman gösterecek. Bir de grafiğine de bakarız ama temelde ulaşabilme potansiyeline sahip olarak görüyoruz. Karlılığa bakalım arkadaşlar. Aynı soruda. Öz sermaye karlılığı bir önceki döneme göre artmış. Geçtiğimiz döneme göre de artış göstermiş. Brüt kar marjında bir artış var. Geçtiğimiz döneme göre düşüş var. Ama gene de artışa doğru meyletmiş. Bu da önemli bir nokta. Faaliyet giderleri çok kritik. Bunun marjı çok kritik artmış. Çeyrekte çok fazla artmış. Yoksa aşağı doğru indirebilecekmiş. Burada başka özellikle bakacağım bir şey yok arkadaşlar. Şu net kar marjı çeyreklikte düşmüş zaten. Yıllıklandırılmışsa da otomatikman düşüyor. Zaten net kar muhabbetinde gördük arkadaşlar. Burada bu soru için iyi yönetiliyor ama ufak tefek eksikleri var diyebiliriz. Ama iyi yönetiliyor'u da ekleyebiliriz arkadaşlar. İyi yönetiliyor. Bizim sorumuzun cevabı iyi yönetiliyor mu? İyi yönetiliyor diyoruz. Güvenilir bir şirket mi? Yani Twitter tarafında vesaire ya da kap haberlerine baktığınız zaman sonra yakın zamanda çok böyle baba bir şey görmedim ben. Gören varsa yazsın arkadaşlar. Twitter tarafında da hissenin kazandırdığı ile alakalı böyle bakabilirsiniz. TT.com yazıp
orada karşılaşabilirsiniz. Takaslarla alakalı ya da işte alım satımla alakalı, derinlikle alakalı görseller var. Daha çok bu şekilde ilgi alaka çok fazla olan bir hisse. Güvenilir bir hisse olduğunu düşünüyorum ben de. Temettü konusunda da temettüsüne de bakacağız. O da en büyük etkenlerden birisi. Zaten temettü listemizde olduğu için hani bunu en son söylüyoruz. Diğer medyatik haberler dışında yani. Şöyle geldiğimiz zaman temettü gerçekleşen planlara baktığımız zaman işte 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yok. 20, 21 ve 22 var. 28.04.2022'de 11.37'lik bir verimle Baba filmi koparmış, tamam mı? Şimdi güzel bir temettü verimi 4. ayın 28'inde vermiş. Geçmiş dönemlerde 17, 18, 19 hariç 2017, 2018, 2019 hariç temettü vermeyi de ihmal etmemiş yani. 2008'de o kriz döneminde bile %17.0 yani 17.04 verimi var abi, böyle bir şey. İyi yani. Neyse. Bu soru içinde diyoruz ki güvenilir mi? Abi güvenilir bir şirket pozisyonunda duruyor şu anda. Bedelli sermaye açıklayabilir mi? Finansallarına bakarız ama bence zor. Finansallarına da bir bakalım. Bu benim fikrim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte. Herhangi bir bilgisi olan arkadaş mutlaka aşağıya yazsın. Yani bu videoyu izliyorsunuz bilmiyorum. Buraya kadar izliyor musunuz ya da buraları izliyor musunuz bilmiyorum ama asıl önemli olan kısımlar buralar. Yani bir hissenin temeli bozulduktan sonra o hissenin fiyatının yukarılardaysa çıkma vakti gelmiştir. Temeli iyiyse aşağılardaysa da alım vaktine yaklaşmıştır demektir. Biz şu anda kör atış yapıyoruz. Temel tarafa bakıyoruz. Teknik tarafı için kör atış yapıyoruz. Temeli uygunsa teknik tarafında da al pozisyonlarına bir destek, alım pozisyonundaki bir desteğe geldiyse ya da bir formasyonu tamamlıyorsa arkadaşlar, endeks de buna müsaade ediyorsa biz bu hisseye girebiliriz ya da bu hisseye pozisyon açabiliriz yani. Pozisyon açmaktan kastım FX olarak değil yani, düşünce tarzımızı al ya da sat buna göre evirebiliriz yani boşluktaysak. Şimdi net satışlarda ince bir düşüş olmuş ama yeşil hala. Yıllıklandırılmışta artış var. FAVÖK'te çeyrekte bir ince aşağı doğru kayma. Şöyle bir düşen trend olmuş. Yıllıklandırılmışta da artış var. Burada net finansal geriler bölü giderlerde bir artış negatif. Toplam borçlarda negatif. Toplam aktiflerde pozitif bir artış. Öz kaynaklarda negatif bir artış, yani azalış var yani, öyle söyleyeyim. Bayağı ciddi bir düşüş var öz kaynaklarda. Bunlar göz ardı edilmesin. Ama ben yani şöyle sermaye artırımları falan filan baktığın zaman da burada yani şu diğer kısmını da görüyorsunuz. Onun dışında bedelli bedelsiz vesaire durumu söz konusu değil arkadaşlar. Arada bir yayına bakıyorum çünkü kaydetmez maydetmez bir şey olur, o olur bu olur, sıkıntı olmasın bizim için. Şimdi genel olarak bahsedecek yani sonuç olarak söyleyecek olursak arkadaşlar, bir sonuç söyleyecek olursak, temel tarafı şu anda iyi yönetilmesi, güvenilir bir hisse olması. İşte büyüyen bir şirket mi yani, o ortalama belki de çok fazla hızlı büyümüyor ama İşte al sat muhabbetlerinde bize faydalı olacak bilgiler barındırıyor mu? Evet, piyasa değeri bölü defter değeri biraz fazla olsa da FK'sı sektöre göre düşük. Bunları sektördeki diğer hisselerin ortalamasına göre düşük söyleyeyim arkadaşlar. Ama genelde sektörü kendi tarafında endüstrisini domine eden bir durumu da söz konusu. Bunu da bahsedelim. Yani nötr üzeri pozitif diyebilirim rahatlıkla arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Borsa İstanbul'a geçiyoruz. BIST 100 endeksine. BIST 100 endeksi ile alakalı günlükte biz zaten sürekli söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bu çektiğimiz çizgiler bir önceki çizgisinin üstüne atmaya meylederse bu pozitif bir etkidir. Yok. Eğer bunun altında bir hareketle devam ediyorsa yatayda mı yoksa aşağı doğru aşağı yönlü mü? Buna da bakmak lazım dedik. Şimdi peki bugün 2648.12 ile kapatmış olduğunu görüyoruz. %1.80, %2'ye yakın bir pozitif durumu söz konusu. Şimdi ne yapacağız? Trend çizgisinde yatay çizgi şöyle ayarlayıp 2654.41'e kadar çıkmış bugün. Yarın da 2654.41'in üzerine bir şeyler atmasını beklerim. Ama ben yükseliş için 2623 yani alttaki çizgimiz için şey derim. Şöyle yapayım arkadaşlar.
Bunun altına inmemesini beklerim arkadaşlar. Yani 2623'ün altında inmeyip biraz daha yatayda böyle takılırsa, arada bir de 2654'ü zorlayıp üstüne falan atarsa bu hafta içerisinde tekrar 2654'ün de üstüne çıkabilir. 2800'ler vesaireler öngörülüyor. Onun için de arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Yani normalde şöyle bir çizgi çekelim. Bunu yapmayacaktım bu hisse için ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani biraz daha böyle geriden gelebilecek bir durumu var. Yani bu hissenin. Şimdi bu hisse şey bu hissediyorum. BIST 100 endeksi böyle baktığınız zaman arkadaşlar buralarda 2750'ler biraz daha yatayda devam ederse 2850'ler şu seviyelere falan 2850'ye gelmesin de 2830'larda falan buralara bir çarpar arkadaşlar. Zaten şurada bir fener durumu söz konusu ya. Aşağı doğru iniş gerçekleşir düşüncesindeyim ben. Ama ne zaman? İşte bu 2800 benim öngörüm 2840 maksimum yani 2800 hadi iğne attı diyelim 2850 olsun diyelim. Çünkü büyüdükçe o yüzdesel olarak ufak ufalsa da ana payda büyük olduğundan dolayı biraz daha şey olabilir. Bir hadi 2850 olsun diyelim. Max ama şu tren çizgisini arkadaşlar unutmayın. Bu tren çizgisi bizim yükselişte ilk dönüş noktamız olma ihtimali çok yüksek. Her neyse biz neye bakacağız? Türk Telekom'u. Borsa İstanbul'la alakalı ben bu çizgiyi de koymuş olayım. Türk Telekom hissesine bakıyoruz. Pozisyonlarını söyledik zaten. Evet, Türk Telekom tarafına geldik. Şimdi benim hoşuma giden hareketlerden birisi şöyle bir gap oluşturması arkadaşlar. Günlüğe baktığında şimdi şöyle bir gap oluşturmuş, tamam mı? Benim hoşuma gidenden kastım şu. Burada yatırımcısı için ben hoş bir durum diye demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Orada da linç etmeyin yani. Bu hisseye buralardan girebilecek insanlar için söylüyorum. Şimdi ben bunu daha önce çok önce çizmiştim, tamam mı? Hisse buradan gol yedikten sonra aşağı doğru indiğinde bu tren çizgisini takip eden ya da bu videoyu izlemiş olan arkadaşlar mutlaka buralarda bir yerde girme ihtimallerinin olduğunu hissetmişlerdir zaten. Şimdi ikinci bir trend noktası da şöyle bir trend noktası çizdim. Şu anda onun üstünde durmaya çalışıyor ve 100 günlük EMA da var. Günlükte bakıyorum arkadaşlar. 100 günlük EMA'sı da var. Eğer bu trend çizgisini üstüne atarsa 100 günlük EMA'yı da kendisine destek olarak dinamik bir destek olarak görürse ilk zorlayacağı yer diğer çekmiş olduğum trend çizgisi. Tepe noktasında yani şu çizgi. Olumlu senaryo için konuşuyorum. Onun da üstüne atarsa 10.68, 11.02, 11.24'e kadar bir kendini zorlar. Eğer 11.24 ile 11.02 arasında bir kapanış gelir, belki bir flama vesaire buralarda ileride ya da burada bu tarafta atarsa bu gap'i almak ister arkadaşlar. Bu gap'i almak isterse de kendini 13'lere doğru 12.80'lere doğru bulabilir arkadaşlar. Yani şuralar, şuradaki tepe noktaları falan sizi şaşırtmasın. Şuraya kadar bir iğne atıp belki şu seviyelere kadar 12.47'lere kadar falan 13'lere bir ihtimal gelir arkadaşlar. Yani şöyle yukarıya doğru. Ama eğer böyle bir hareket yapar, agresif bir hareket yaparsa olumlu senaryoda bu gap'i almak ister. Bu gap'i ileride mutlaka bir yerde almak ister arkadaşlar. Çünkü pay boşluk var abi arada yani şöyle bir kısım var. Şurayı almak isteyecek. Anladınız mı yani ileride? Çünkü yok geçmişte böyle bir fiyatlanma yok yani. Her neyse. Bunun da ayrıca sebebi nedir? Bilmiyorum. Ama ben sadece teknik temeli ayrı, tekniği ayrı yorumluyorum arkadaşlar. Burada gördüğümü yorumluyorum. Bilginiz olsun. Bu tren çizgisinin üstünde kapanış yapmış günlükte. 2 saatte de bakarız. Onun üzerinde dediğim gibi olumlu senaryolar işte 10.68, 11.02, 11.24 işte oralardan tekrar 11 işte 89 üstü ve işte en kötü ihtimal 12.27 hani o en olumlu senaryonun en kötü ihtimali diyorum 12.27. Ama olumsuz senaryo olursa aşağı doğru
Öncelikle şu tren çizgisinin altına iner, tekrardan bu tren çizgisine inmeye çalışır. Bu kestiğimiz tren çizgisinde de aşağı doğru endeksin negatifliği ile birlikte negatife dönerse aşağı doğru inip kendisini 8.71'de bulabilir arkadaşlar. Onun da altında zaten 8.09 var. Yani bilginiz olsun. Şu gap hareketi var ya arkadaşlar, bak şuradaki gap hareketini yapmış ya. Sonra burada baba yükselmiş. Yani tarih tekerrürden ibaret derler. Sadece akılda bu kalması için söylüyorum. Bu gap hareketleri yapıldıysa biraz sürüncemeli ve sonrasında ilerleyen yükseliş hareketleri geliyor diyebiliyorum. Yani bu zamana kadar birçok hissede bunu gördüm. Ama yatırım tavsiyesi ya da al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu anda 10.03'te, dediğim gibi üstüne atmasını beklerim. Olumlu senaryoda 100 günlük EMA ile şu an cebelleşiyor. Bir ayağa gidelim diyor, bir ayak dur, otur, bir şey yeme diyor, yani takılma orada. Arada tabii ki değerler olacak, 12 saatlikte bakarız ama olumsuz senaryoda dediğim gibi 8.71'e kadar geri çekilme, onun altında işte 8.15'e kadar da bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. 2 saatliğe bakalım arkadaşlar. Yani ölüm senaryolarını konuşuyoruz. Ütopik senaryoları da konuşuyoruz. Şimdi 2 saatliğe baktığın zaman abi burada ne var? Görüyor musun? Bak şöyle bir yaparsa bu hareketi formasyon şeklinde olabilir. Ama şurada zaten şöyle bir çanak, şöyle burada şey fincan bir kulp yapmış bozuk formasyonla, ama olsun. Yapıyor yani şu anda. Yapmak istiyor yani. 100 günlük ama 200 günlük 2 saatlikte keserek fiyatlamış zaten aşağıda. Şimdi alttan keserek fiyatlayıp üst banda çıkarmaya çalışıyor. Durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret diyor ya. Burada en önemli direnç noktası ne? 10.68. 10.68'in üstünden sonra 11.02'ye doğru yaklaşma. Belki o aralarda bir filama ve üstünde durma. Yani şu tren çizgisinin üzerinde ben duruyorum. Günlükte de ben duruyorum deyip, yani üstünde bir yeşil mum verirse akabinde zorlayacağı yerler söyleyeyim arkadaşlar. 11.34'ü de bir. 11.34'e kadar bir kasar yani. Gerçi biz 11.24'ü işaretledik ama olsun, 11.34 de önemli burada yani. Ve yukarıya doğru işte dediğim gibi şu 12.28'e kadar bir hareketlilik söz konusu olur arkadaşlar. Sonrasında şurada yaptığı hareketin aynısını, benzer bir hareket 2 saatlikte yapıp yukarıya doğru tekrar atabilir. Ya da biraz daha sürüncemeli bir trend, 2 saatlikte bir trend çizgisi oluşturur. Aynı zamanda dinamik olarak da 100 günlük EMA, 100 EMA diyeyim, öyle söyleyeyim, 100 EMA. Çünkü günlük olarak değil, 100 parçayı ayırıyor. Onu da kendisine destek olarak alıp yukarıya doğru taşıyabilir. Biraz daha uzun vade olabilir. Ben hissenin yükseliş trendinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Türk Telekom için sizin yorumlarınız nedir merak ediyorum. Şu gap'i unutmayın diyorum. 100 günlük, 100'lük EMA'yı ve 200'lük EMA'yı kendisine destek olarak bizim çektiğimiz, daha önceki çektiğimiz trend çizgisinde alabilir. Üstteki çektiğimiz trend çizgisine yetiştirebilir. Onun üzerinde 11.02, 11.24 arasını atıp sonrasında gap'i doldurabilir, yani gap'i doldurmaya gidebilir. Olumsuz senaryoda aynı şekilde söyledik. Yani burada 8.17'ye kadar da bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Bunu da unutmamakta fayda var. Ama şu anda endeksinde yukarı yönlü hareketinin olduğunu varsayarsak ve burada da bozuk bir formasyonlu fincan kulp mantığıyla yukarıya kendisini atmasını beklersek, kısa vadeciler belki burada, uzun vadeciler, temettücüler ve aynı zamanda uzun vade yatırımcılar, ki benim en sevdiğim, ben de öyleyim yani, iyice analizlerini yapıp kendince yorumlarını başka platformlarda da okuyup benim söylediklerimi de üstüne koyarak olumlu gördükleri yerlerde herhangi bir hatta veya ya da teyit alarak girebilirler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz bir teşekkür yorumu, bir like, bunları esirgemeyin bu kardeşinizden. Binler Kulübü ailesine hoş geldiniz diyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.